Merhabalar. 2016 yılını geride bırakmamıza çok az kaldı. Bu yılı muhteşem kapatmak için arkadaşım Rıfat Yüzüörk'ün yanına geldim ve şimdi de ondan yılbaşı gecesi için makyaj tüyoları alacağım. Merhabalar, hoş geldin Bensucuğum. Sana bugün yılbaşı için pratik bir makyaj uygulaması yapacağım. Hazırsan başlayalım. Hadi başlayalım. Cilde çok hafif primer sürerek başlayacağım. Yılbaşı gecesi makyajının biraz daha kalıcı olmasını sağlayacak ve daha güzel görünmesini sağlayacak bu ürün. Daha sonra ikimizin de favorisi olan Miracle Touch fondöteni kullanacağım. Cildin renk eşitliği sağlamak için bölgesi olarak ince bir şekilde fondöteni uyguluyorum cildine. Göz altları için Max Factor Pensitik kapatıcıyı kullanacağım. Üründen çok az alıyorum ve tampon hareketlerle hafifçe uyguluyorum. Göz kapaklarına baz olarak yine Max Factor'un Excess Shimmer Copper rengini uygulayacağım. Bu hem baz oluşturacak göz kapağında hem de bir derinlik sağlayacak. Göz makyajında Masterpiece Nude Palette Golden rengini kullanacağım. Bunu nasıl uygulayacağız peki? Bu golden rengini baz olarak kullanacağım. Geri kalan koyu renklerle de hafif gölgeler vereceğim gözüme. Göz altlarında hafif bir belirginlik sağlamak için açık mat rengi kullanıyorum. Daha sonra bronz ışıltılı olanla hafif göz altlarını yine belirginleştiriyorum. Ürünün kıvamı çok iyi olduğu için çok az alıp sadece tampon hareketlerle dokundurmak yetiyor. Son olarak açık renkle göz uçlarına biraz highlight vereceğim. Ve göz makyajımızı bitirdik. Sırada kontür uygulaması var. Bu benim en merak ettiğim ürün mesela. Bunu nasıl yapıyorsun? Aslında bunu uygulamak çok kolay. Çok fazla komplike bir uygulamaya girişmeden bronz bir pudrayla hafifçe elmacık kemiği boşluklarına dokunuyorum. Böylelikle yüz hatların ortaya çıkmış oluyor. Her ışıkta, her ortamda yüzün olduğu şekilde gözüküyor. Hafif burun kenarlarına uygulayarak burnun da biraz daha dar görmesini sağlayabilirsin. Hafifçe Cream Puff Blush uygulayacağım 25 numara. Elmacık kemiği üstüne tampon hareketlerle dokundurarak uyguluyorum. Çok az miktarda alıyorum. Diğer tarafa da hafifçe uyguluyorum. Bu ne işe yarıyor peki? Bu biraz daha yüzünün sıcak görünmesini sağlayacak. Kırmızı ruj uygulayacağımız için allığı hafif tutuyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi birazcık kirpikleri belirginleştirelim. Ben en sevdiğimiz ürün Fosslash Epic
yeni çıkan maskaramız. Şimdiden ikimizin de favorisi. Aynen. Çok özel bir fırçası var. Dünyadaki ilk 4K fırça. Bu Zoom Action fırça sayesinde kirpiğin ulaşılamayacak tüm detaylarına ulaşıyoruz. Kirpiğin zor ulaşılan kısımları için fırçanın ucundaki top şeklindeki başlığı kullanıyorum. Gözlere derin bir bakış sağlamak için bu uygulama çok işe yarıyor. Yoğunluğu arttırmak için istediğiniz kadar kaskat uygulayabilirsiniz. İki kat hafif uygulama ile bile iki göz arasında müthiş fark oldu. Sıra diğer gözde. Bu özel fırça sayesinde hiç çaba sarf etmene gerek yok. Sadece kirpiklerine uygula. Kirpiklerin çok iyi görünüyor. Görmek ister misin? Gerçekten dediğin kadar varmış. Çok dolgun ve çok belirgin olmuş. Teşekkür ederim. Max Factor'ın Eyebrow Pencil'ını kullanacağım. İlk önce ürünün fırçasıyla kaşlarını tarıyorum. Daha sonra da boşluklara hafif çizgiler yaparak kaşlarını belirginleştiriyorum. Kaşlarını koyulaştırmak istemediğim için bir tık daha açık rengini kullanıyorum. Daha yumuşak ve zarif bir görüntü olacak. Daha sonrasında ürünün fırçasıyla tekrardan kaşlarını tarıyorum. Bu biraz daha doğallaştırıyor. Makyajımız neredeyse bitti. Lipfinity Long Lasting Rouge'u uygulayacağım. İlk önce kalemle başlıyorum. Kalemi bastırmadan dudak kenarlarını belirginleştiriyorum. Daha sonra Lipfinity Long Lasting Rouge'u fırça yardımıyla uygulayacağım. Gerçekten harika bir rengi var. Rujun en sevdiğim özelliği kalıcı olmasına rağmen dudakların nemlendirmesi. Çünkü kalıcı rujlar genelde dudakları kurutuyor. Bu tam tersi dudaklarını nemlendirecek. Fırçanın ucuyla dikkatlice ilk önce dış kenarları dolduruyorum. Daha sonra içlerini dolduruyorum. Daha sonra rujdan hafifçe tampon hareketlerle rengi biraz daha yoğunlaştırıyoruz. Ruj uygulamamız da bitti. Şimdi hafifçe bir gloss'ta biraz daha ışıltı vereceğim. Elixir Gloss 60 numarayı uygulayacağım. Dudaklarda hiç yapışkanlık hissi de bırakmıyor bu uygulama. Hafifçe dudak içine doğru uyguluyorum. Ve son olarak makyajının biraz daha kalıcı olması için T bölgesine hafif pudra uygulayacağım. Yine fırçanın ucunu kullanıyorum. Tampon hareketlerle hafifçe uyguluyorum. Ve makyajımız bitti. Hem pratik hem de yılbaşı için çok uygun bir makyaj oldu. Görmeye hazır mısın? Evet. Bayıldım. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Sayende yeni yılda çok güzel gireceğim. O zaman herkese mutlu yıllar dileyelim mi? Herkese iyi seneler diliyoruz. Herkese iyi seneler.